Tuş çalışmıyor. Zannedersem ürünü bozdum. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videom bir ürün tanıtım videosu olacak. Sizlere tanıtmak istediğim ürün Polasmart'ın Triplex araç çakmaklık çoklayıcısı. 3 adet çakmaklık girişi, 2 adet de USB girişi var. Bir ara bu ürün BİM'de aktüel ürün olarak satıldı. Daha sonrasında ben indirimli olarak buldum, aldım. Şöyle üstten baktığımız zaman özellikleri giriş voltajı 12 volt. Yani 12 volt araçlarda kullanılabilir. Akım maksimum 5 amper DC, USB hariç. USB çıkış voltajı ise 4.8 ile 5.2 arasında. Yani telefonlarınızı şarj edebilirsiniz 1 amperle. Yani hızlı şarj yok. Toplam çıkış gücü ise USB hariç 40 watt. 0 ile 60 derece arasındaki sıcaklıklarda bu cihazı kullanabilirsiniz. Şimdi kutuyu açalım. Bakalım. Kullanım kılavuzu. İşlev ve tanımında USB girişini tarif etmiş. Çakmaklı girişi. Ürün üzerindeki şu açma kapama tuşu. Ürünün açılıp kapanmasını sağlamaz. Sadece LED ışıkların yanıp sönmesini sağlar. Şu kutu üzerinden baktığımızda ışıklı olduğunu, LED ışıklı olduğu belli oluyor. Onları açıp kapatmaya yarıyor. Arkasında herhangi bir yapıştırma, çift taraflı bant yok. Yani aracın bir yerine şu şekilde yan tarafına yapıştırma imkanınız yok. Yani bir yere bunu koyacaksınız. Kablosun uzunluğuna bakalım. 50 santim artı 10 santim daha desek 60 santim. Yaklaşık olarak 58-60 santim arasında bir kablo uzunluğu var. Cihazın çakmak girişini bir kontrol edelim. Bakalım sigortası var mı? Evet. Sigorta mevcut. 5 amperlik çıkış verdiğini söylemiştik. Eğer bir araç pompası kullanacak olursanız ki 10 amperlik akım çekiyor, o zaman bu sigorta ısınıp atabilir. Cihazın, yani pompayı kullandıktan sonra cihazın ışıkları sönerse veya başka bir cihaz kullandıktan sonra LED ışıkları sönerse önce bir sigortayı kontrol edin. Günümüzde artık araçlarımızda birden fazla elektrikli alet veya cihaz kullanıyoruz. Bunlar da genellikle enerjisini araç çakmaklığından alıyor. Araç pompası gibi cihazları tek başına kullanabiliyoruz ama seyahat esnasında telefon şarj aletiyle araç kamerasını aynı anda kullanmak isteyebiliyoruz. Isıtmalı veya soğutmalı koltuk mindirini, araç buzdolabını çalıştırmak isteyebiliyoruz. Böyle durumlarda yani birden fazla elektrikli aleti, cihazı çalıştırmak istediğimizde bize araç çakmak çoklayıcısı lazım oluyor. Şimdi bu ürünü alalım, aracımıza gidelim ve orada performansını bir test edelim. Aracıma geldim, araçta şimdi çakmak çoklayıcının performansını bir deneyelim bakalım. Evet. Çakmak girişine takıyorum ucunu. Bu şekilde yerleştirdim. Burada boşluk var bizim araçta. Orada duracak. Çift taraflı bantla şu arkasından şöyle bir kenara boşluğa yapıştırılabilir. Harç edilirse. Evet. Sırayla şimdi bu soğutmalı koltuk minderinin çakmak girişi. Bu FM transmitter'ın çakmak girişi. Bu ise buzdolabımızın çakmak girişi. Çakmak girişlerini taktım. Kontağı çevirdik. Herhangi bir ışık yok. Evde anlatırken kullanım kılavuzuna bakarak bu düğmenin sadece ışığı yakıp söndürdüğünü söylemiştik ama öyle değilmiş. Cihazı da çalıştırıp kapatıyormuş. Yani açma kapama düğmesiymiş o. Bunu da kullanınca öğrenmiş olduk. Şu anda ışık yandı. Gördüğünüz gibi soğutmalı koltuk minderi çalışıyor. Buzdolabının fanı dönüyor, çalışıyor. Ve transmitter çalışıyor. Her üçünü de çalıştırabilir gördüğünüz gibi. Şimdi lastik kompresörümüzü çalıştıralım, bir de onu deneyelim. Videonun başında 10 amper olduğunu söylemiştim ama maksimum 12 amper akım çekiyormuş. Şimdi çakmak çoklayıcıya takıp öyle bir deneyelim. Taktım. Biraz zorlanarak çalışıyor. Arabayı çalıştıralım. Yeterli. Evet. Şimdi hem soğutmalı koltuk minderini çalıştırdım. Hem de kompresörü çalıştıracağım. Bakalım sigorta atacak mı? Evet, gördüğünüz gibi ışıklar söndü.
Muhtemelen sigortası attı. Sigorta atmamış. Sadece çakmak girişini çıkarttım, yerine taktım. İçerisinde koruma var mı bilmiyorum. Tekrar bir deneyelim. Evet, şu anda kapattı yeniden. Çektim. Yerine takıyorum. Yine çalışmadı. Düğme takılı kaldı. Çok ısındı herhalde. Evet, tuş çalışmıyor. Zannedersem ürünü bozdum. İçini yakmış olabilirim. Fazla zorlamaya gelmiyor demek ki. Ama 3 cihazı çalıştırdığını görmüş olduk. Bunu tamir etmeye çalışacağım. Bakalım nasıl sonuç elde edeceğiz bilmiyorum. Çakmak çoklayıcının içini açacağız. Açma kapama anahtarı çalışmıyor kesinlikle. Sigortasına bir bakalım. Atmış mı? Sigortanın içerisindeki tel sağlam. Keşke daha ince bir tel koymuş olsalardı. Sigorta atmış olsaydı anahtar böylece yanmamış olurdu. Çoklayıcının arkasında 4 tane yıldız vida var. İnce yıldız uçlu tornavidayla bu vidaları çıkartıyoruz. Anahtar burada. KN17 anahtar. Bakalım bu anahtardan bulabileceğiz mi? Düz uçlu tornavida, ince uçlulardan. Sadece tornavidası. Şimdi şöyle bir bu anahtarı bir açayım bakalım. Belki de tamir edebiliriz. Tamir edemezsek anahtarın yenisini bulmaya çalışacağız. Onu da bulamazsak düz bağlarız. Google'da arayınca AliExpress'te buldum ama şimdi onun içinden getirtemem. Onun için tamirine bakacağım. Plastik ısınınca yapışmış birbirine. Biraz zorlayınca onları ayırdım birbirinden. Bu şekilde bastırınca dönmesi lazım. Ve devreyi tamamlaması lazım. Şimdi yerine takacağım bakalım. Çalışacak. Ortada bir yay var. Şurada bir tırnak var. O şu artı kutubundaki metalin olduğu yere gelecek. Çalıştığını zannetmiyorum. Çalışıyor ama tam randımanlı değil. Lehimle anahtarın içindeki iki kabloyu birbirine birleştireceğim. Böylece düz kontak yapmış olacağız. Anahtar devre dışı. Anahtarı Gebze Kılıç Elektronik'te buldum. Her türlü elektronik eşyayı orada bulabilirsiniz. KN17 dediğimde anlamadı. Çünkü buna benzer birkaç tane farklı anahtarı var. Resmini gösterdim. İnternetten bulduğum resmini gösterdim. Ya anahtarı söküp götüreceksiniz ya da resmi göstereceksiniz. O şekilde bulabilirsiniz. Bu şekilde de anahtarsız olarak birkaç gün kullandım. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Şimdi kartı çevirip arka taraftan iki tane ayağın sabitlendiği lehimi sökeceğim havyayla. Sonra lehimle anahtarı sabitleyeceğim. Anahtarın ortasındaki bacak artı kutup. Şu kenardan çıkış yapan bacak ise eksi kutup. O şekilde yerine yerleştiriyorum. Birebir uyumlu. Şimdi ikisini iki bacağı da lehimliyorum. Gayet sağlam oldu. Şimdi kapatıyorum, sonra denemesini yapacağım. Çakmak çoklayıcıyı bir deneyelim bakalım. Işıklar yandı, anahtar çalışıyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.